baş boyun kanserlerinin en önemli nedeni sigaradır. Bunun dışında nikel gibi, odun tozu gibi çeşitli mesleki maruziyetler önemli rol oynamaktadır. Kimyasalların çiğnenmesi de risk faktörü arasında yer almaktadır. Papillomavirüs giderek yayılan bir risk faktörüdür. Baş boyun kanserlerinin belirtileri tutulan yere göre değişmekle beraber ses kısıklığı, nefes darlığı, boyunda bir şişlik olması, kitle çıkması, bazen burun kanamaları, konuşmada bozulmalar, dil hareketlerinde kısıtlanmalar, bunların hepsi belirti olabilir. Boyunda beze gibi bir şeyler çıktı. Bir taneydi, 3 tane oldu. Biyopsiden sonra daha da çoğaldı. Yani çok ağrı değil ama baskı yapıyordu. Basmaya, boğazıma baskı. İlk önce konuşmam zaten şey yaptı. Ağız içi kanserleri, yutak kanserleri, geniz kanserleri, burun kanserleri, gırtlak kanseri, hipofarinks dediğimiz gırtlaktan yemek borusuna geçerken olan bölgenin kanserleri, hepsinde kanser karşımıza çıkabiliyor. Hastanın şikayetlerine göre rutin kulak burun boğaz muayenesine ek olarak endoskopik değerlendirmeler yapıyoruz. Endoskopik değerlendirmelerde şüpheli alanları değerlendirip ona göre gerekli biyopsilere tanı koyuyoruz. Hastaneye gelince biyopsi aldılar. Sonra da kanser teşhisi, gırtlak kanseri teşhisi kondu yani. Baş boyun kanserlerinin tedavileri temel olarak 2 yaklaşımımız var. Kanser türünden kaynaklanan cerrahi işlemler ve radyoterapi. Cerrahi işlem yapıldıktan sonra gelen patoloji sonucuna göre eğer gerek görürsek bunlara ek olarak radyoterapi uygulanıyor. İlk önce radyoterapi yapıldı. Hemen hemen 3 ay şey etti böyle. PET çekildi. Bu sefer zilkte de çıktı. Sırtımda, koltuk altımda, basper 3-4 yerde. Onları aldılar. Lenf bezleri komple alındı. Komple temizlendi. Hastanede 5 gün yattım. Çıkıştan sonra iyiyim yani, büyük bir ameliyat geçirdim. Ama başarılı bir ameliyat yani.